aktaralım istedik. Arif Kesim var, İran uzmanı yazar karşımızda. Çok yakında takip ediyor Keskin. Çok yakında takip ediyor bu meseleyi. Ondan biraz bilgi almak isteriz. Hoş geldiniz Sayın Keskin. Hoş bulduk Yavuz Bey. Şimdi geçen hafta da gördük, özellikle liselilerin böyle bir çok dirençli bir biçimde kadınlara destek ve yönetime karşı protestolarını. Bugün durum nedir? Hangi gruplar dışarıda? İran'da ne oluyor? Ne kadar bir bölgede protestolar devam ediyor? Parça parça mı? Mollaların halet ruhiyesinden de biraz bahsedeceğiz sonra. Buyurun. Tabii ki aslında İran'ın geneline yayılan ama böyle çok kitlesel anlamda bir gösteriler yok. Yani bir meydanda milyonlar var. Buluşmuyor değil mi Arif Bey? Mesela üniversitelerde var veya yok, buluşmuyorlar. Yani parça parça mesela üniversitelerde oluyor, kentlerin bir parçasında oluyor. Aslında bu diğer daha önceki gösterilere göre farklı nitelik arz ediyor. Yani ben bunu izlediğimde şöyle bir şey gördüm. Aslında bir döngü var bu gösterilerde. Bu anlamlı bir döngü. Sokak, üniversite, okullar, yeniden sokak, üniversite, okullar ve başka yerler. Böyle bir döngü var. Bu döngü aslında bir yönüyle baktığınız zaman kendiliğinden oluyor. Ama bana göre aslında çok akıllıca bir şey. Bir taraftan şudur, yorulmuyorlar. Bir yönüyle uzun süre sokakta kalmıyor. Diyelim öğrenciler belli bir süre kendini, enerjilerini de yenileyebiliyorlar. Devletin baskı aygıtı daha fazla alana dağılıyor. Dağılmak zorunda kalıyor. Çok önemli tabii. Çok önemli tabii. Çünkü bir yerde olsa, çok kalabalık olsa oraya güvenlik kuvvetleriyle kontrol etmek mümkün ama parça parça 30 yerde olduğunda her yeri kontrol etmek pek mümkün olmuyor herhalde. Doğru, çok önemli, kritik. Evet evet. Parça parça oluyor ve doğal olarak şunu da ekleyince Yavuz Bey, mesela daha önceki gösterilerde, diyelim ki mesela 2009 veya daha önceki gösterilerde belli bir yerde konsantre olmuştu, yoğunlaşmıştı gösteriler. Ve doğal olarak baskı aygıtı, devletin polisi şu oraya. Ama şu anda diyelim mesela İran'ın Azerbaycan bölgesinde bir gösteri olacak mı olmayacak mı bilmiyorlar. Kürdistan'da olacak mı olmayacak mı bilmiyorlar. Orada olacak olmayacakları bilmedikleri için o nedenden dolayı diğer güçleri başka yere taşıyamıyorlar. Başka yere taşıyamadıkları için bir de bu gösterilerin özelliği nedeniyle küçük, dağınık ama her yerde olduğu için doğal olarak ciddi şekilde yoruyor polisleri. Morallerini de düşürüyor. Ve durmuyor da değil mi Arif Bey? Yani durmuyor da değil mi? Durmuyor da yani. Devam ediyorlar. Sizin bahsettiğiniz o döngü çerçevesinde durmuyor. Bu mesele devam ediyor. Peki az önce girerken söyledim. Evet, esnaf kepen kapatarak Tahran'da destek verdiği gibi haberler de vardı. Bunu çok kritik buluyor İran'ı takip edenler. Var mı öyle bir gelişme orada? Ya aslında bu çok önemli bir şeydir. Eğer pazar kepenk indirirse ve pazar bu sürece katılırsa, çünkü İran o kapalı çarşısı İran ekonomisinin can damarı. Şu anda en önemli problem şudur zaten. Şu anda evet gösteriler sokakta var ama devlet çarkı da işliyor. Ekonomik çarkı da işliyor. Devlet çarkı da işlediği için, ekonomik çarkı da işlediği için devlet daha psikolojik üstünlüğünü koruyabiliyor ve bastırabiliyor. Şimdi eğer ekonomik çarkı işlevsiz hale gelirse veya bürokrasi çarkı işlevsiz hale gelebilirse devlet hem psikolojik üstünlüğünü kaybeder ve doğal olarak kontrolü de kaybedebilir. Bu nedenden dolayı özellikle de kapalı çarşı burada çok kilit bir rol oynuyor. Çünkü İran ekonomisinin neredeyse can damarı, diyelim kanın o pompalandığı bir yerdir. Oldu Tahran'da ama şöyle bir şey oldu. Orada bir şöyle bir süreç yaşandı. Şimdi göstericiler o kapalı pazarın önemini biliyorlar. Ve doğal olarak göstericilerin bir bölümü kapalı çarşı oraya doğru yöneldiler ve gösteriyi orada başlatmak istediler. Çünkü orada başlatırlarsa bir şekilde kapalı çarşıya da sıçrar. Ama devlet bu kez ne yaptı? Devlet bu kez bunları fark ettiği için kendisi geldi o kapalı pazarın bir bölümünü kepengine indirdi. Kendisi o alanı kapattı.
Ama aslında kendisi kapattı. Pazar kendisi kapatmadı. Alanı kapattı ve orayı kuşatma altına aldı. Ve gösterdi. Yani o beklenen destek değil bu. Bu başka bir şey. Yani taktiksel evet. anlamda bir hareket gibi görünüyor. Peki evet, yok, bu pazarın desteği olarak yorumlamak şu anda aceleci bir yorum. Ama o ihtimal vardı. Doğal olarak devlet biraz daha erken davranarak o alanı kapattı. Çünkü o alan, eğer göstericiler o alanda varlık gösterebilirlerse zorunlu olarak şeyler bu sürede katılma ihtimali yüksek. Hatta oradan göstericilerle devlet arasında da sert şeyler yaşandı. Hatta bazı güvenlik güçlerinden de ölenler olduğu söyleniyor. Arif Bey şimdi müdahale etmeye çalışıyor. Kuvvetleri parçalandığı için tam etkili olamıyor. Göstericiler de vazgeçmiyor. Artık bardağın taştığı manasına mı gelir? Belki bir cümle söylersiniz bununla ilgili. Ama devlet de diyor ki bir yandan gelin görüşelim. Devletin bir kanadı gelin görüşelim diyor. Bir kanadı da diyor ki gözaltına alınanları mahkemeye kadar hiçbir yere bırakmayız. Yani ne kadar gözaltına kalacağı belli değil. Bir tarafıyla da korkutuyor. Şimdi orada da mı bir kafa karışıklığı var? Yani aslında İran devleti doğal olarak hep böyle bir çok kimlikli bir tavır gösterir. Yani bir taraftan tehdit eder, tehdit daha çok sokağa yönelik. Yani çocuklarınıza sahip çıkın, kendinize sahip çıkın, o gösterir. Diğer taraftan da yumuşatıcı şey de topluma dönük. Çünkü şu anda şöyle bir durum var Yavuz Bey. Şu anda sokakta 10 kişi varsa 100 kişi daha sokağa katılma ihtimali var. Yani hala İran rejiminden rahatsız olan çok çeşitli toplumsal kesim hala gösterilere katılmış değil. Ve doğal olarak onların katılma ihtimalleri var. Aslında o yumuşak şey onlara şey yapıyor. Mesaj onlara. Mesela çok önemli bir şeye işaret ettiniz. Gösteriler hemen başlayınca İran'da özel radyo televizyon yok. Devlet radyo televizyonu, o da lidere bağlı. Televizyon kapısını yıllardır insanlara açmadığı insanlara açtı. Reformcuları açtı, üniversite hocaları açtı, şunları açtı. Ve onlar neredeyse devleti yerden yere vuruyorlar. Devletin her şeyini sorguluyorlar şu anda İran televizyonda. Çünkü bir yönüyle de amaçları toplumun o kesiminin özellikle de hala dışarıda durup da bekleyen, yani katılma ihtimali olanları evet biz değiştik, dönüştük. Bazı şeyler eskisi gibi olmayacak, bir belli bir yumuşatıcı mesajı onlara doğru vermek istiyorlar. Şimdi düşünün, mesela şöyle haberler geliyor. Mesela İran İslam Cumhuriyeti gazetesi var. Muhafızkarların en önemli gazetesi. Devrim muhafızlarının içinde okunan en önemli gazete. Mesela yazıyor, şöyle yazıyor. Şimdi bunlar hiçbirisi devrim karşıtı değil. Biz bunları kabul edelim. Ne istiyorlarsa onu gerçekleştirelim. Genci diye bir adam var. Radikal muhafızkarların en önemli şeyleri, 11 protesto gösterip kesinti yayınlıyor. Bak diyor, bunların hiçbirisi devrim karşıtı değil çünkü polis de bunlarla hareket ediyor. Ve doğal olarak bunlar bir yönüyle de o toplumun o kesimine mesaj veriyorlar. İran basınına şu anda baktığınız zaman basını, üniversite hocaları, akademisyenleri, hepsi neredeyse çok farklı konuşuyorlar. Sanki bir reform dalgası geliyormuş gibi bir hava olmuş. Gelir mi peki? Arif Bey, vaktimiz az. Gelir mi peki? Yoksa burada rol mü yapıyorlar? Yani sokaktan millet çekilsin diye. Son sorum olsun. Çok da az vaktimiz kaldı. Kanımca insanların da hiçbirisi buna inanmıyorlar. Eğer sokağa tam anlamıyla egemen olduktan sonra aynı yollarına devam edin. Çünkü şöyle bir şey var. Şu anda samimi olsalar bile insanların inanmaları mümkün değil. Hatta size bir şey söyleyeyim. Devletin kendi resmi şeyinde milletvekili olan adamın bugün yazısı çıkıyor. Milletvekili. Milletvekili diyor ki şu anda bizim bu var olan hükümetimiz, var olan devletimiz bu göstericilerin karşısında herhangi bir şekilde geri adım atmaz ve bu yanlıştır. Onlar bile güvenmiyorlar. Toplumun da güvenmesi olanaksız. Güvenmezler. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Eksik olmayın. Sağ olun. Hayır yani. Arif Keskin'le konuştuk. Bize mihmandarlık ediyor aslında bir anlamda. İran'da ne oluyor sorusuna yanıt ararken çok yakın takip ediyor İranlı bir yazar. Ama
güvenmiyor. Mollalara güvenmiyor. Aslında totaliter rejimlerin klasik örneği yani İran'da dini bir takım baskılar ve o baskılarla yönetme hadisesi. İnsanlara eziyet çektiren bir yönetim tarzı, zaman zaman kafayı kaldırdıklarında, bir şeylere itiraz ettiklerinde o itirazlarını duyuyormuş gibi yapıp o itiraz, genel itiraz düzeni ortadan kalkınca da her şeyi eskiye tekrar döndürme hadisesi. Demokrasi yok, itiraz etme hakkın yok, yargı doğru işlemiyor, her şeye bir kişi karar veriyor, onun söylediği herhangi bir şeye itiraz etme hakkınız yok, dini liderden bahsediyorum. Onun istemediği kişiler seçime bile giremiyorlar, yani çok enteresan bir düzen var. Ama bu sefer sanki halk da ya arkadaş yeter biz nerede yaşıyoruz noktasında ve gerçekten çok da bir maliyet ödedi, yani bu işin ciddi maliyetine de katlandığını gördük. Bilmiyorum önümüzdeki dönemde ne olur. Biraz ekonomiden de bahsedecektik. İşsizlik rakamlarının düştüğünü bugün içinde belki ajanslara baktıysanız görmüşsünüzdür. 9.6'ya düşmüş. TÜİK'in açıklaması bu. Ama İşkur'daki rakamlar TÜİK'ten daha yüksek diye bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısının da değerlendirmeleri vardı. Sorulan sorular var TÜİK'e. Sen bu işi nasıl hesapladın? Bir ay içinde bu kadar değişim nasıl oldu diye. Detaylarına girmeyeyim ama yine çok fazla inandırıcı bulunmadı bu mesele. Hafta sonundan kalan bir değerlendirmede Cumhurbaşkanı'ndan biz faizi her ay bir öncekinden daha aşağı indireceğiz diye. Bana o biraz Berat Albayrak'ın sözlerini hatırlattı. Her ay bir sonraki aydan, bir önceki aydan daha iyi olacak diye. O söz söyledikten sonra hiç iyi olmamıştı. Faizleri düşürmenin de kimseye doğru düz bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. İşte otomobil kredisi çekerken de bundan çok fazla faydalan. Kredisi çekerken de bundan çok fazla faydalanamıyorsun. Eğer krediye ulaşabiliyorsan büyük kar ediyorsun. Çünkü Türkiye'de enflasyon çok yüksek ve Cumhurbaşkanı yüksek enflasyonda yılbaşından itibaren dar gelirlerin ellerini rahatlatacağını söyledi. Bakalım nasıl bir tablo çıkacak o gün itibariyle ortaya. Böyle bitirelim. Belki bu meselelere yarın daha fazla yer ayırırız diyelim. Yarın saat 17'de buluşalım isteriz. 18'de de sen ne dersin var? Akif Bekir ile burada olacağız. Görüşmek üzere.